Sezon bitti şampiyon oldun 15-20 gün kutla sezon hazırlığında yani yaz hazırlık döneminde ve transferlerde ayakları yere basacaktı. Ayakları yere basmadı. Onu yanlış yaptılar. Şampiyonluğu paylaşamadılar. Oysa şampiyonluğu bir taraftar getirdi. Fedakar taraftar iki sahadaki futbolcular getirdi. Gördük yani hocaların Teknik ne kadar ka hayır, hayır. katkısı sınırlı. Niye Nasıl sınırlı? E, kötü kadroyla bir şey yapamadın. Kötü kadroyla yapamıyorsun. Dedin ya ben burada bir hastalık var çözemiyorum. Ama şartlar Çözem Ya problemi çözemiyorsun. Şartları bu hale getiren kim? Hoca. Hoca bu hale getirmeyecek. Ay, durun Başım, sakin olun. Şampiyon olduk. Başar Başarıyı niye yazmışsınız Zeki abi? Ben, bu benim görüşüm, benim tespitim. Şampiyon olduk. Tamam 15 gün sevinelim. Ondan sonra yeni sezona hikaye, yeni hikaye yazacağız. Bitti. Şampiyon olduk, bitti. Her sene şampiyonluk var. Bu sene şampiyonluğa, kupalara talip miyiz? Onu hiç düşünmeden... Gelsin. Gelsin. Scout bir isim önerir. Scout önerir zaten. Sen işte İşiyorum ama zaten. ben Bartra'yı isterim. Orada oynamış, burada oynamış. İşte e, tecrübeli adam lazım. Şampiyonlar, ya, lig şampiyonlar ligine önerse, gir girme şansın var mı? Zeki Gidysün. abi keşke Scout Scout'un önerdiğini alırım ben. Başkan direktöre, teknik, teknik direktöre bir yere kadar. Onun Teknik direktörün sınırları bellidir. Başkan parayı veren olduğuna göre bak e, Fenerbahçe kulübü başkanı kulübün menfaatlerini düşünüyor. İstese 50 milyon euroluk da transfer yapabilir bir futbolcu alabilir, alabilir. Ama ne yapıyor? Almadı mı abi? Hayır aldıkları Jesus'un Jesús'un istediği listedeki birinci sıradaki oyuncuları almadı. Kimi dördüncü sırada, kimi beşinci sıradaki oyuncular. Hoca zaman zaman kötü sonuçlarda bunu söyleyebiliyor. Yani ee, dediğim gibi şu ni ee, yapmalıydı Başkan Ahmet Ağalı. Hoca dur bakalım, bu takım şampiyon oldu. Şampiyonlarla ligine gireceğimizin garantisini veriyor musun? Bu oyuncu bize yarar mı? Yararım mı olur, zararım olur? Ya da e, bu takımı taşıyan oyuncular kimlerdi? Bununla ilgili bir çalışma yap, bir sunum ver bize. Ona göre hareket edelim. Ama herkes ya onun üzerine yıllar istersi, sonra ha tabii aynen. Yıllar sonra gelen şampiyonluğu bir sarhoşluğu içinde yeni sezona girdiler. Sonra işte biz ne yaptık? Erzur Doğan taşın, el, elini taşın altına soktu. İşte birkaç eski yöneticiyle birlikte Şimdi bütün yükü ateşten gömleği giydi. İşte ortada e, kötü bir kadro ya da enerjisi düşmüş hı hı. işte e, oyuncuların transfer marketteki değerleri yerle bir olmuş oyuncular atsan atılmaz, satsan satılmaz. E, yeni bir hoca gelecek. Yeni bir hocaya büyük bir maliyet. İşte bu oyunculardan kurtulma şansın yok. Yani kurtulursun elbette ki. Verirsin parasını öyle kurtulursun. Kapı gibi sözleşmeler yapmışsın. Yani Trabzonspor'un Başkan ilk Ahmet Ağolu geldiğinde güzel bir şey yapmıştı. Üç yıl bizden bir şey beklemeyin. Evet. Bir toparlanalım. Şimdi Ertuğrul Doğan da o beş yıllık projesinde böyle bir şey olması lazım. İşte biz yarışacağız deyip de bu kadroyu tekrar sil baştan gönder ama tekrar büyük takımlar hem yarışıp hem işte, yapılanmak zorunda öyle diyorlar ama taraftara bunu anlat Trabzon anlattık bu ülkenin mesela, dört büyük takımından biridir. Trabzon taraftarı anlıyor bunu anlar anlatırsan Yapılanırken anlar. Yapılanırken de yarışmak zorundadır. Yanlış yaparlar ama işte bu aceleye Mecbur gelip panik ama. transferler olur. Şimdi hoca konusunda da hata yapmasınlar. Çünkü panik yapıp da hemen hoca lazım bize deyip apar topar yani bizim yapımıza uygun mu değil mi demeden bir hocayı getirirlerse e, hoca da başarılı. Ama getirmeyince durum. de böyle oluyor işte hedefler. Ama şöyle. Kupadan eleniyorsun, şöyle, bir mağlubiyet serisi yani yakalıyorsun. Yani işte gözünün önündeki hocalar 3-5 tane işte Sergen Yalçın. Sergen Yalçın bizde ne yapabilir? Önce hocadan bir sunum istemen lazım. Abdullah Hoca sunumla tamam. geldi mesela. Sunum kafaya yatarsa, yani gidip de Sergen Yalçın'ı ikna etmeden önce, Sergen Yalçın'a gidip, yani Trabzonspor'la ilgili bir sunum ya, ya da Hedefler nasıl olabilir? Bu takımla neler yapılabilir? Nasıl bu takım toparlanır? Onun sunumuyla evet. kafana yatarsa hocayla anlaş, ya da ile ya da bir başka hocayla. Bilemiyorum. Yani gerçekten e, panikle e, panik butonuna basıp da aceleyle iş yapmak Trabzon'u daha da kötüye götürür. Mantıklı olmak. E, sakin kalmak. Sakin kalmak gerekiyor. Yani. Şu şu raddede hata yapma lüksleri yok evet, çünkü. Tabii ki. Şimdi e, sunum konusunda ben olayın biraz daha e, kulüp tarafından yönlendirilmesini bekliyorum. Bakın günümüzde bazen hocalar tek senelik sözleşme imzalarlar, hatta bir kulübün senede birkaç hoca değiştirdiğini bile görüyorsun. Her gelen hoca kendisi dördü, evet, Paşa dördüncü hocayla e, işte, çıktı. Trabzon'da bu biraz daha uzun süreli olduğu için, Ankara yani gücü Ab... de dört hoca değişti. Evet, Abdullah hoca uzun kaldı. Bakın her gelen hocanın birbirinden çok farklı sunumlarla gelip o kulübünde her geldiği zaman sıfırdan başlamasının o camiaya o kulübe hiçbir faydası yok. Kulüp camia önce kendi e, özelliklerine uygun yapıyı belirleyecek. Ve ona uygun yani teknik sunumu, direktörü. sunumu takım yapacak, kulüp yapacak. Diyecek ki Trabzon'un özelliği nedir? Orada herkes futbolu bilir. Trabzon'da genç yetenek çoktur. Demek ki o sunumun içinde o gençlerin yetiştirilmesi önemli bir e, Pay almalı. İki Trabzon halkı defansif futbolu çok benimsemez. Trabzon halkı daha ofansif bir anlayış ile oynamasını. Ama onu kabul etti hocam. Tempo, mesela, tempo. tempo hayır şunu söyleyeceğim. Yani, Tempo'nun daha şimdi yüksek sonuç olmasını. Kazanıyordu, kazanıyordu. Kabul etti onu. Trabzon'un sunumunda sadece Türkiye'deki şampiyonluğun değil aynı zamanda Avrupa'da başarının da bir hedef olduğunun var olması lazım. Aynen katılıyorum. Bütün hocam. bu özellikleri toplarsın. Gelen hocaların hepsini Sergen Yalçın'da olsa, Abdullah Avcı'da olsa, Çağdaş Hoca da olsa kim olursa olsun dersin ki bakın bizim kulübümüzün böyle bir anlayışı var. Biz bunları bunları zaten yapmak zorundayız. Şimdi senin de özelliklerine göre bunlara ilave neler yapabiliriz'i birlikte konuşmanız ve oradaki sorumluluğu da paylaşarak birlikte almanız lazım. Yani... Yani önce ben para konuşulmamalı değil mi? Kesinlikle de par önce para para konuşulur. Hoca kaç para istiyorsun? <laughs> ya Vallahi bu konuşuluyor. Sergen yani... Yalçın'la yapılan konuşma da önce bu bahsettiklerinizin konuşulduğunu Konuşulması evet, lazım. sonra Başka paraya geçildiğini biliyorum. Ya bütün bunlar da hem fikirsen zaten bunlar da hem fikir parayı kaldılar, konuşmana evet. gerek yok. Ama parada anlaşamadılar. Ş şöyle orada. söyleyeceğim sen bunları başardığın zaman e, başarı geliyor. Şampiyonluk geliyor. Avrupa'da başarı geliyor. 10 kazanacağın yerde 100 kazanıyorsun. Ya o şöyle zaman... hocam bir koası bir e, koita transferi yapmazsın. Evet. Mesela yapmadığın zaman 3 milyon euro ben o hocaya veririm. Ya bu atıyorum bu rakamı sakın yanlış anlamayın söyledim. Ya 3 milyon euro kulübe maliyeti. Ben 3 milyon euro veririm hocaya eğer e, yani sezon sonunda satacağım oyunculardan hocanın katkısıyla beraber geliştireceği oyuncularla beraber 20 milyon euro falan koyacaksam kasaya Veririm abi ya, o parayı. Sevgi, Kaybetmekten daha değerlidir. Sevgili Ulaş bizde maalesef para konusunda şöyle bir zihniyet var. Her yerde aynı şeyi görüyoruz. Satan mümkün olan en yüksek fiyata satmaya çalışıyor. Alan da mümkün olan en az fiyatı almaya çalışıyor. Kulüplerde hoca anlaşmalarında çok samimi söylüyorum. Satarken artı KDV, alırken evet, KDV var değil mi hocam? Be, be, Belirli bir değerin, <laughs> belirli bir ölçünün olması lazım. Yani kulüp kalkıp da hocaya daha yüksek bir rakam bile önerse hocanın ya bizim kulübümüzün geleceği açısından buradaki raiç budur. Teknik eğitim kazanması gereken budur diye bu konuda onlar pazarlık yapmadan birbirlerine destek oluyor olmaları lazım. Yoksa başarısız olduğun yerde bir teknik adam için iki katını kazansa ne olur veya yarısını kazansa ne olur başarı varsa. iki katını anlaşma imzalıyorsun. Sezon bitmeden ayrılmak zorunda kalıyorsun. Başarısız oluyorsun. Belki onlardan bütün paranı alıyorsun ama ondan sonra gidecek kulüp bulamıyorsun. Sen kaybediyorsun yine. O yüzden gerçekçi tamamıyla kulüp yaşadığı sürece senin de yaşayabileceğini bilen bir zihniyetle bu işleri çözmek lazım.